Günün sonunda Haziran ayına geldiğinde buraya notlar getirmişim İçişleri Bakanlığı'nın. 214 özel araç, 240 polis aracı, 45 ambulans yakıldığı, 105 binanın tahrip edildiği, 90 belediye otobüsünün tahrip edildiği, 21 Türk bayrağının yakıldığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün posterleriyle Abdullah Öcalan'ın bebek katillerinin posterlerinin yan yana konulduğu, devletin kamusal araçların ters düzülüp yakıldığı bir anarşi ve terör eylemler silsilesine dönüşmüştür. Hiç kimse ama hiç kimse Türkiye'de gezi eylemleri üzerinden, tırnak içinde gezi şanlı direnişi üzerinden bir meşruiyet, bir meşrulaştırma, bir kutsiyet atfetmeye kalkmasın. Ben bulunduğum ortamda bunu net bir biçimde koyarım. Sonra Osman Kavala davasındaki tırnak içinde gayri hukuki iddialara gelirim. Bunu net bir koyalım. Niye? Çok inanılmaz bir boyutta artık, kıymetli hocam da hakikaten beni şaşırttı. Niye ya, ben anlamadım. Kadınlara, gençlere bence bir... Bence İsmail Korkmaz'ı konuşmamız lazım Cem. Evet. Yani bu insan katledildi Eskişehir'de. Evet. Evet. Nerede? Devlet çocuğun, gencin... hani var mı sorunları, kim buldu, kimi yargıladı? Kıymetli hocam, Allah bakın, aşkına kaç kişi hayatını bakın, kaybetti öyle elbette. Değil mi? Gözünü sen böyle adına, yaparsan olmaz. Adına o. Marşlar yazdılar. Düşlerinde yazdılar, öldü. Sen devlet buyurun. Olarak o genci, o böyle çocuğu koruyacaksın. Hocam. Meydanda o, dövüldü, dövülerek öldürüldü. Doğru ya. Mu dedik hocam? Dövüldü, doğru. Ama doğru, şimdi yaptığın açıklamayla hayır. Öyle bir bak, şey söylüyorsun hocam, ki. Geldi. Hani her şey çok düzgün bak, işlemiş. Sayın hocam bak, ben Gezi'yi koydum. Gezi bence bir anarşi eylemler silsilesine dönüşecek. Ben öyle düşünmüyorum. İki, yani en azından zaten en azından çevreye karşı, yaşam tarzına karşı, bu fotoğraflara karşı onları değil, milli hassasiyetimizi değil, bilen bir insan oraya soruyorum. Onu. Ben çekmiyorum. Bu, onu ben yaşanan vakayı koyuyorum. 28 Mart 2013 tarihinden itibaren başlayan Ali İsmail Korkmaz olayını Türkiye'de hiçbir hukukçu doğru yaşam alanıma gencecik, karışma diyor. Gencecik çevreyi bir kardeşimiz bunu katledilmiştir diye savunamaz. Bir terör Fenerbahçe stadında, Kadıköy stadında adına hocam, marşlar yazılmıştır kıymetli hocam. Daha 19 yaşında düşlerinde özgür dünya. Ne yapsın? Önlüğü özgür, çubuklu forma yaşayacak anısı ne diye doğrudur. Doğrudur. Yaşam hakkının savunulması gerekir. Devletin en önemli tasarrufu anayasayla kendisine tereddüt eden kişilerin yaşam hakkını polisle korumaktır. Polisle birlikte siviller o çocuğu... Polisin, polisin ona görevi de vatandaşını korumaktır. Şey işte, vatandaşın bu. Görevi de Kasım 2011'de önce Occupy İstanbul diye filmini, belgeselini çektirirler hocam. Mayıs 2013'te de size izletirler. 1,5 sene önceden. Bak sorunlar bu bak, cezalandı. Ya hocam bak, ben konu. Bunu sabaha ama kadar böyle yürütebilirim. Bak, toplumu, hocam sen söyle. Dönemde katılan herkese kadınlara, gençlere mesaj mıdır? Yaparsan, toplantı gösteri yürüyüşlerine engel değil. Şimdi hadisenin bu boyutunu koyduk. Ali İsmail Korkmaz'ın ne ya, günahı vardı ya? Ben Ali İsmail Korkmaz'ın günahı vardı, ne vardı öldürüldü. Ne yaptı bu arada? Pek güzel oldu mu dedim, yoksa bak, güzel oldu, Ali İsmail ama, Korkmaz bir ama candır. Yaptın, yaptın, devletin tekeffürü de onun öyle canını. Anlaşılıyor. Hayır. Sen öyle anlamadın. Ali İsmail Korkmaz hocam bak, hukuk aykırı, gayrimeşru bir şey yapmış ve öldürülerek cezalandırılmış gibi. Ben bugün de bunu anladım değil mi? Kuvvetli mübarek sol Kadir literatür kullanıyorsun. Ha. Mevlana Hazretleri. Solcular öyle. Literatürle değil, ben hukuk hocam, solcular öyle. İsterseniz Osman bak, Kavala dosyasını konuşalım. Konuşalım. Sonuna kadar konuşuruz. Neyini konuşacaksın? Ama bak, beni kesiyorsun. Nasıl mahkum ettin? Bak ama ben geldim mi? Ama ben sana önce delillerini Ersan dedi. Hocam. Cem Kaya konuşamadı. Gençlere mesaj dedi. Bir Cem Kaya konuşamadı. Bir ben müsaade etmiyorsun. Bunun siyasi algısı budur dedim. Ya ben de kendi algımı söyleyeyim. Öyle anlarım bunu dedim. Gençlere, kadınlara mesaj mı? Bunu Ersan Şen söylüyorsun farklı. Mevlana diyor Cem Erdem bir toparlasın Bey. Ben artık Türkiye'de şuna bak. Türkiye'de şunu söylüyorum. Ben söylediklerimden mesulüm. Zaten izin anladıklarından değil. Nokta. Şimdi olsun, senin ne mahkemelerin söylediğin bağımsızlığı. Önemli, ya hocam bir buyur ya. Edebe kelamla bir buyur. Bir müsaade buyur. Anayasa 138 niye önemli? Muhalefet şerhi veren kıymetli bir hakim var. Hemen linç ediyorlar. Kendi görüşünü yazıyor. 5 celsizler tahliye diyor adam. 2'ye 1. Tırnak içinde diktatörün yargısı var ya. Niye 2'ye 1 5 celsidir? Niye o zaman muhalefet şerhi verebiliyor? Niye madem Recep Tayyip Erdoğan diktatör her mahkemeyi kendine göre dizayn ediyor? Nasıl veriliyor bu muhalefet şerhleri? Nasıl veriliyor bu tahliye reyleri? Bunları konuşalım. Anayasa 138. Hiçbir organ, makam, merci, kişi yargı yetkisini kullanılmasına mahkemelere emir veremez. Aksini iddia eden varsa Kemal Kılıçdaroğlu her salı sallıyor elinde. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı diyor. Okusunlar 3'e 2 ile sabaha kadar konuşalım. Demek ki Tayyip Erdoğan'a karşı da Cumhuriyet'in mahkemeleri karar verebiliyor. Hiç kimse hakimlerin üzerinden bir algı yaratmasın.
İki tane yayına çıkmazdan önce ağır ceza reisimiz aradı. Duruşmalara, kürsülere çıkamıyoruz dedi. Twitter üzerinden, canlı yayınlar üzerinden linç ediliyoruz dedi. Ya adamın bir görüşü var. Doğru veya yanlış. Hocam ifade et. Ya bu hocam dosyaya bir gel ya. Buyur. Ben gelirim. Ben hiçbir şeyden kaçmam. Tamam. Anlat diyorsun. İstinaf süreci diye kıymetli hoca ifade etti. 30 ağırla başlayan süreç. Ya yanlış. Yani yanlış. Hocam senin elinde yanlış metre var. Sen mi ölçüyorsun? O yanlış metreye göre sen mi ölçüyorsun? Sen bekle. Ben müsaade et. Hocam ama. Hocam Cem Bey beklesin. Müsaade et. Siz yayın boyunca konuşun. Sonra Cem Bey söz alır devam eder. Ama olmaz ya, senin elinde yanlış metre var. Avukat Cem Kaya'nın sözlerini öğren. Alışkanlığınızla devam edeceksin. Yapmayın ya. Şimdi bu işi bilen bir insanım. Öyle deme. Hocam. Şimdi bilmediğim bir konuda. Hocam. Zaten avukat kesmem. Bir de dosya avukat olarak girmişim ben. Bilmediğiniz konuda 4 saat konuşuyorsunuz. Ya oturup ben burası İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin kararını mı açayım? Daha önceki tamam beraat kararını mı açayım? Değişen durum olmadığını söyleyeyim. Tamam. Neye göre mahkeme? Sevgili hocam. Ha, yine de sıramız gelince konuşmamızda fayda var. Biz gidelim. Ben onu merak ediyorum. Hocam hem hukuki hem siyasi yorumlar var. Yoksa konuşursun yani. Bir saniyenizi rica edeceğim. Tamamlayın lütfen. Ben tamamlarım. Hocam müsaade etsin. Şimdi 13. Ağır Ceza Mahkemesi kararını ikiye ayırdı. Muhalif üye de dedi ki kendi içerisinde tutarlıdır. Tutarsızdır, tartışırsınız. Ceza muhakemeleri usulü kanunu yönünden mesbudur. Kendince de bir muhalefet çağrı vermiştir. İstinaf süreci, akabinde de Yargıtay süreci bunu tartışacaktır. Biz neye izin vermiyoruz biliyor musunuz Erdoğan Bey? Mahkeme bir yargılama yapıyor. Bir anda dünya kamuoyu orada. Bak ben girdim, Canan Kaptancıoğlu duruşmasına da girdim. 50 tane milletvekili orada. Dünyanın en önemli sivil toplum aktivistleri orada. Büyükelçilikler orada. Bütün Independent'ından bilmem nesine dünya jurnalizmi orada. Sonrasında diyorsunuz ki mahkemelere baskı yapmıyoruz. En büyük baskıyı şu an Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerine bu algı süreci veriyor. Şimdi hoca dedi ki ya süreci bekliyordu da ağırlaştırılmış müebbet hapsi mi beklemiyordu? Şimdi öyle kanun önünde Türk Ceza Kanunu 312. madde başka bir suçu öngörmüyor. Ağırlaştırılmış müebbet hapis diyor. Bak doğru veya yanlış demedim daha. Daha kendisi süreci ortaya koyuyor. Yapmış dedim, Cem, şimdi bir diğeri devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluktan beraat kararı veriliyor. Buna oy birliğiyle veriliyor. Ve fakat nasıl oluyor da bu çok ön yargılı mahkeme burada oy birliği verebiliyor. Delilleri layıkı veçile tartışıyor. Ama ikiye birle verdiği diğer suçtan, yani bizim bir 15 Temmuz sürecinde de yaşadığımız Türk Ceza Kanunu 309, 312. maddelerdeki yargılama süreçlerinde verdiği kararı hukuken kabul edemiyoruz. Burada asıl olan ne biliyor musunuz Erdoğan Bey? Bakın. Türkiye Cumhuriyeti'nde yüzlerce, binlerce gayri hukuki dosya var. Evet. Haklı. İçindeyim avukatım. 44 yaşındayım. Benim dosyalarımda da var. Bağırıyoruz artık. Çırpınıyoruz. Diyoruz ki ya adam masum. Yerel mahkeme ağırlaştırılmış müebbet veriyor. İstinaf bakmıyor. Çatır tonuyor. Yargıtay onuyor. Adam kuş gibi bakıyor. Ya diyor ben masumum. Meşru müdafaa hakkımı kullandım. Haksız fiil hakkımı kullandım. İsim isim sayarım. Kayseri'sinden, Boğazlı yanından, Yozgat'ından, Yargıtay 1. Ceza Dairesi'ne kadar. Ama niye kavala çok önemli? Niye? Bunu anlatalım. Ben şunu demiyorum ya. Ben dosyada son derece gayri hukuki deliller var. Osman Kavala ceza alsın, lanet olsun, tırnak içinde idam edelim demiyorum. Osman Kavala üzerinden yaratılan bir algı var. Kavala çağrısını yapan 10 tane büyükelçi 18 Ekim'de bu yayınlarda bunu konuştuk. 26 Nisan Kavala kararına karşı dış kamuoyu açıklamaları. Neden Osman Kavala? Ben şunu diyor muyum size ya, finansörüdür, yapmıştır, etmiştir, kahretsin. Hayır, ama Osman Kavala neden bu kadar değerli? Gezi neden bu karar üzerinden meşru hale getirilmeye, kutsanmaya çalışılıyor? Neden algı kıymetli hocamın ifade ettiği gibi gençler, kadınlar evinizde diyor. Oturun. Evinizde oturmazsanız ben devletin, demokrasinin kılıcı gibi kafanıza vururum. Sizin toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkınız yok gibi. Olmayan bir algıyı konuşuyoruz Erdoğan Nasıl Bey. Nasıl olmayan? Biz hukuk konuşamıyoruz Nasıl ki. Nasıl olmayan? Türkiye'de kimin bence, toplantı bence bu ve gösteri söylediklerin yürüyüşü hukuk yok? Dışı bak. Niye biliyor musun Cem? Hocam benim öyle bir söylüyorsun ki yok Avrupa destekliyor, destekliyor. Bu kişiyi mahkum hukuk, edelim ya. Ya ben öyle midir? Şey mi hocam ya? Bak sen benim söylediklerimi bak, bir şey bak, tevil bir şey ve tefsir sana. Etmek gibi bak, bir uyum var. Hayır değil. Bak bunu yapmıyordun sen. Siz... Şunu yapın bana. Benim Osman Kavala'yı mahkuma ya bir mahkumiyet için şüpheyi sanık aleyhine %100 yenecek delil sayın hukukçular. Bu buradaki darbe suçunu işlediğin sayın hukukçulardan biraz değerli konuğum daha var ve çok bekliyorum. Biraz hukuki değerlendirme alsak 30 saniye. 30 saniye bitiriyorum. Evet.
Kıymetli hocamla istediği kadar sabaha kadar tartışabilirim. Ne onun elinde yanlış metre vardır? Benim söylediklerimi hukuk dışı olarak telakki edebilir. Ne ben ona bu saygısızlığı yaparım. Peki toparlayın lütfen. Bizim burada şunu anlamamız lazım. Yargılama süreci devam ediyor. 2'ye 1'le verilen bir karar var. Bu karar istinaf ve Yargıtay'a taşınacak. Belki çok farklı beraat kararlarıyla karşılaşabileceğiz. Onun için de haddimi aşan büyük sözler etmem. Ama şunu söylüyorum. Hukuku, yargıyı kendi mecrasına bırakalım nokta. Bir cümle söyleyebilir miyim? Şimdi arkadaşlar ama hocam, biz bak şu önemli. Hocam söyleyemezsin. Biz burada sözde, sözde Ergenekon balyoz dönemlerinde. Hocam sıra sizde çok değil. Yargıda Ersan Hoca. Çok sıkıntı çektik. Ersan Bey. Ersan Bey efendi. Çok sıkıntı çektik. Şu anda Ersan bu konuşulanlar şöyle anlamını yitiriyor. Bu şahıslar tutuklandı ya. Birisi de yıllardır tutuklu. Diğeri de diğerleri de tutuklandı. Allah aşkına biz neyi konuşuyoruz ya? Peki. Dosyayı konuşalım kardeşim. Hocam. Siyaset istiyor mu? Evet, siyasetin bir kısmı, bir kesimi bunu istedi. Ve mesaj vermek istiyor, bu kadar net. Bunu anlamayacak ne var? Çocuk muyuz, cahil miyiz biz? Peki hocam, bekleyin. Böyle bir şey olabilir mi? Lütfen. Yok, bunu öyle görelim. Sözde Ergenekon balyoz dönemlerinde de öyle söyleniyordu bize. Tamam. Efendim diyordu, askeri vesaire tasfiye ediyoruz. Onu tavsiye ediyoruz. Neyi tasfiye ediyorsun kardeşim sen? Sen hukuku eğip büküyorsun, başka yaptığın nedir? Ersan hocam, geleceğim. Onlar bak şimdi bunları göz ardı ederek, görmezden gelerek bu işi yürütürsek yarın bir gün başımıza gelir bu bizim. Kabul bak, ama hocam. Bu bir bumerangtır. Size söyleyeyim. Eğer burada durduğun yerde duramazsan, söyleyeceğini söylemezsen yarın bir gün sen kardeşim sadece ya korkuyorsundur ya da hakikaten büyülenmişsindir. Hukukçu olarak ben şunu söylemek durumundayım. Kardeşim ben dosyaya bakarım. Mahkumiyete gerekli ne var burada? Daha önce o verilen beraat kararının değiştirilmesini gerekli kılan ne var ya? Hocam geleceğim tekrar. Ne oldu? Bir cümle dediniz, o yüzden kesiyorum. İhsan Bey buyurun. Hem biz bunları daha önce hem siyasi, konuştuk. Hem o Ergenekon balyoz dönemlerinde karşılaşıyorduk arkadaşlarla biz. O zaman da biliyoruz neyin ne olduğunu. Ne oldu sonra? O karşılaştığınız arkadaşlarına söyle. Ne oldu sonra? Hayır, benle mi karşılaştınız? Sana demiyorum. Tamam. O arkadaşlarına onları söyleyin o zaman. Şimdi arkadaşlar, bunları konuşalım arkadaşlar ya. Yapmayın. Adaletin temsilcisi iki hukukçudan rica ediyor. Ahmet olur, Mehmet olur, Osman Kavala olur. Ben de moderatörlüğü adil yapabilmem için. Bir şey olur mu ya? Bir hareket alanı tanıyın. Buyurun abi, Birinci Dünya Savaşı'nda topraklar işgal edilmiş bir ülkeyiz. Devamında da Kurtuluş Savaşı'ndan sonra ta Tanzimat'tan başlayarak 100 yılda bu ülkede bir müstemleke aydın sınıfı ve müstemleke yönetici sınıfı oluşturulmuştur. Ve bu insanlar memleketinin, garibanının, halkının meselelerini hiçbir zaman eğilmezler. Ve bu Batı'nın oluşturduğu etki ve etki ajanlarının kuyruğuna takılırlar. Ve bu beyefendiler büyük oranda ideolojik sapkınlık içerisinde. Bizim bir memleketimiz var. Bir ülkemiz var, bu ülkenin bir bütünlüğü var, bu ülkenin bir güvenliği var. Ne zaman ki tarih boyunca, ya şöyle düşünelim, beyefendi darbelerden bahsetti, darbe paranoyasından bahsetti. Hiç darbe görmedik galiba, ne 80'de gördük, ne Emotra gördük. Hocam böyle bir şey istemiyorum. Darbe paranoyasıyla yürüyoruz böyle, biz. Böyle bir tartışma böyle, ben istemiyorum. İşine geldiğinde öyle söylüyorsun. Böyle bir tartışma istemiyorum. Müsaade et, bitirsin. İstemiyorum ben. Siz Kavala'nın sözcülüğünü yapar. Bugün böyle söylüyorsunuz. Bırak Allah aşkına. Küresel güçleri, döneminde, FETÖ döneminde ne söylendiği de belli bu sözcülüklerden. Küresel güçlerin sözcülüğünü yapabilirsiniz. Ben yapmam. Bak ben Osman Kavala'nın fikirlerine hiç de katılmam. Yakışır, buyurun. Benim için o önemli değil. İnsan hak ve hürriyetleri konuşuyoruz biz. Tutuklamayı konuşuyoruz. Ağırlaştırılmış müebbeti konuşuyoruz. Delili konuşuyoruz. Hukuk devletini konuşuyoruz. Ben de bari gidelim, gelelim. Süslü püslü sözlere araya gidelim biz. Onlar ayrı konu. Arkadaşlar bitirsin öyle gelelim. Haklısınız. Devam edelim. Öyle bir şey yok. Ben öyle itham etmek için sabrediyoruz ama sabrın da bir sınırı var. Yani. Benim fikirlerim zerre kadar uyuşmaz. Bunu herkes bilir. Ama bu ben onun hukukunu savunmayacağım anlamına gelmez. Ersan Bey. Öyle bir şey yok. Tamam, müsaade edin. Hukuk bir gün herkese lazım olacak. Öyle bir şey yok. Ya bu televizyon tarihinde bir moda başladı galiba. Bir beyefendi ben yıllardır televizyonun içindeyim. Bir beyefendi yayınlara gidiyor, alıyor eline zam kağıtlarını, ekonomi konuşuyor. Alıyor eline zam insan hakları. Bugün o sana konuşuyor. Sen yaparsın onu. Ama bir saniye, böyle program sürdüremem. İşine gelirse. Tamam hocam, bir saniye. Ayrılırım da programdan, sorun yok. Buyurun. Olur mu hiç öyle şey ya? Buyur. Ondan öğrenmeyeceğim ya, öyle bir şey var mı ya? Ve bu ülkede öyle bir şey var mı ya? İhsan Bey'in de yorumunu alayım, Sinan Bey'i bekletiyorum. Bu ülkede, buyurun, umumi meselelerde iki hat belirginleşmiştir. Bir, bu memleketin geleceğini, bekasını ve ülkenin kalkınmasını, büyümesini önceleyen milliyetçi muhafazakar bir kanat her zaman ülkesine sahip çıkmıştır. Bir taraftan da ta Tanzimat'tan bugüne kadar müstemleke ruhlu bir aydın sınıf ve yönetici sınıfı da var olmaya devam etmiştir. Aslında çoğu zaman bizim sol kesim sağ olsun bugün
Beyefendi de sol jargon kullandı. O 50 tane ezber alırlar. İşte katledilmiş ya da şehit edilmiş. Ya ben solcu da değilim başımıza, arkadaş. Ne söylüyor ya? Onu başımıza... Ben anlamıyorum ya. Ben milliyetçi muhafazakar bir adamım ya. Tekrarlar dururlar. Şimdi, o bahsettiği kimlik bizde yok. Unutsun onu. Şöyle İhsan Bey bir defa o değerlendirmeleri benimle ilgili yapamaz ya. Kabul. Şöyle yapamaz yapayım. Ya. Bir gerginlik benim olmuştu. Benim sol yokladığımı dünya alem bilir ne konuşuyor ya. Kısa bir reklam arası verelim. Birkaç dakika sakinleşelim. Benim üzerimden öyle nitelendirme yapmasın. Peki, yaparsın cevap veririm. Öyle bir kısa şey yok. Kısa bir aranın ardından devam edeceğiz.